Ankara'nın sorunları ve fırsatları değerlendireceğiz. Sevgili program partnerim Dilek Kurnaz ve Hasan Çağlar'la birlikte hazırlıyoruz bu programı. Çok keyifli, dolu dolu bir program olacağının sözünü şimdiden verebilirim. Konuklarımız çok dolu. Dilekçiyim çok enerjik, çok motive. İstersen Dilekçiyim sana da sözü vereyim. Sonra hemen hızlıca girelim. Tamam, Çünkü konu çok harikasın. derin. Çok da Evet. sorularımız var. Konuklarımıza yönlendireceğimiz. Buyursunlar. Tamam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Beyaz Yakalılar'da bu hafta iş dünyasının iki değerli genç iş insanını misafir ediyoruz. Zaten adımızda bildiğimiz, eminim çok birçoğumuzun yakinen tanıdığı güzel başarılı girişimci, artık ne diyeyim, arka arkaya sıralıyorum, muhteşem iş insanlarından ikisiyle birlikte olacağız. Ve Mustafa'nın da bahsettiği üzere iş dünyasının pandemi sürecinde yaşadıklarını vesaire, bunlar üzerinde yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Ben sözü çok uzatmadan sorulara geçmek üzere Mustafa, sana devrediyorum. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz Necat Bey ve sevgili Yağmur Hanımcığım. Hoş geldiniz. Bulduk, sağ olun. Çok teşekkürler Dilekçiğim. Tekrardan hoş geldiniz. Yağmur Özyalçın. Özyalçın Şirketler Grubu Direktörü, doğru söyleyeyim. Necat Yüksel, sevgili dostum. Pax Limited, kurucu ortak ve iş geliştirme direktörü. Doğru ifade ettim değil? Doğrudur. Harika. Şimdi tabii pozitif ayrımcılık yapalım Necat'cığım. İstersen ve Yağmur Hanım'a dönelim. Bence pozitif ayrımcılık değil, olması gereken o. Doğru. Nezaket diyorsunuz. Aslında nezaket doğru. Yani kaldırmak Nezaket. lazım o şeyde, terimi de. Yağmur Hanım, evet, tekrardan hoş geldiniz. Tabii iş dünyası çok etkilendi. Ben de bir girişimci, bir iş insanıyım. Hepimiz çok aşırı etkilendik bu süreçten. Size göre sektörünüz nasıl etkilendi? Şirket olarak zaman zaman da paylaşımlar da yaptınız, yardımlar da yaptınız. Onları gördük. Buradan tebriklerimi de yollamak isterim. Şirketinizin işlerinin devamlılığı ve personelinizin moral, motivasyon, iş kaybını önlemek adına ne gibi tedbirler aldınız? Buradan başlayalım. Zaten diğer sorular arka arkaya gelecek. Buyursunlar. Önce teşekkür ederim davetiniz Çok için. teşekkür ederim. İnşaat sektörüne başlayayım. Tabii Kuzey Kıbrıs'ta inşaat sektörü sadece yerliye değil, büyük çoğunlukla yabancıya hizmet veren bir sektördür. Ve pandemi süreci bu yüzden herkesi etkilediğinden daha fazla inşaat sektörünü etkiledi. İlaveten de inşaat sektörünün gelirlerinin, inşaat sektörü devlet gelirlerinin 2020 yılında, 2019 yılında böyle %40'ına olmuştu aslında. Herkes bunu şey der, inşaat o kadar turizm kadar ya da eğitim kadar önemli görülmez ama baktığınızda bir arsa alımından Koçan devir sürecine kadar %40'lık bir sermaye oluşturur devlette inşaat ve ilaveten de 80 tane alt birimi besler. Başka sektörlere de destek olur. Bu yüzden tabii bu domino taşı etkisidir. İnşaatın etkilenmiş olması nasıl dünyada her sektörde yaşandı. Aynı şekilde Kıbrıs'ta diğer sektörleri de etkiledi. Öncelikle onu söyleyeyim ve bu bir süre daha düzelecek gibi görünmüyor ne yazık ki. Çünkü bizim yabancıyı getirmeye ihtiyacımız var. Şirket içinde dediğiniz gibi bazı paylaşımlar yaptık. Biz pandemi sürecinin başından itibaren kendi vergi yükümlülüklerimize ilaveten herkesin evine bir aşk götürebilmesi için tüm çalışanlarımıza destek olmaya çalıştık. Onun yanında profesyonel bazı yardımlar aldık, danışmanlık hizmetleri aldık. Covid-19'a nasıl mücadele edebiliriz? Acaba gerçekten ofisimizi açmak doğru bir karar mı? İnşaat sahalarımızda ne yapacağız? Benzin istasyonumuzda alınması gereken tedbirler nelerdir? Ve bunları profesyonel bir ekiple beraber götürdük. İyi de götürdüğümüze inanıyorum açıkçası. Tabii her kriz bir fırsattır. Bu sağlık krizi bizi çok kötü etkiledi ama bize aslında dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bizim için en büyük faydası bu oldu pandemi sürecinin. Sorularımızdan biri de odur zaten. Oraya ayrı gireceğiz. Süper. O zaman kısa kesiyorum. Ciddi şekilde biz dijitalleşmeyi öğrendik bu süreçte. Harika, harika, harika.
Sevgili Necdet çok güzel bir yerden yere temas etti Yağmur Hanım. Şimdi tabii şirketinin nasıl etkilendiğini de elbette ki soracağım. Yağmur Hanım'a yönelttiğim gibi. Ama onun dışında özellikle hükümetlerle ilgili bazı çıkışların da oldu zaman zaman sosyal medya hesaplarında. Hükümetin süreci doğru yönetemediğini, bazen de sert eleştiriler de yönelttiğini. Sana göre bu pandemi sürecinde hükümet neler yapmalıydı, neyi yapamadı? En büyük gösterdiği zafiyet neydi? Neler söylemek istersin? Şimdi öncelikle eleştiriler tabii bir katkı sağlamak adına yaptığımız eleştirilerdir. Memleket için ve toplu fayda için. Onu ifade etmek isterim. Herhangi bir ideoloji uğruna veya siyasi uğruna yaptığımız bir şey değil. Onu ben şahsen kendi adıma öncelikle söylemek istedim. Şimdi hükümet tabii ki büyük bir ihtimalle böyle bir pandemi veya salgını öngöremedik. Öngöremediğimiz için de çok iyi hazırlanamadık diye düşünüyorum. Belki teğet geçecek diye düşündüler ama anladığım kadarıyla genel itibariyle Kıbrıs'ta hükümetler ve bürokratlarımızın demek isterim. Çünkü eleştirilerimin bir kısmı benim bürokratlara da dayandı. Yani sadece siyasi hükümetler gelir gider ama alttaki bürokrat ekibinin de gösterdiği zafiyetler ister istemez hükümetleri de ettiler. Dolayısıyla eleştirilerim bir bütün olarak baktığımızda evet hükmedenler ve altındaki ekipler için geçerlidir. Bulaş boy gösterdiğinde abandone olduk bir kere. Ve sanırım bu pandemi veya salgına önceden tecrübe edinmiş ülkelerle istişare içerisinde olamadık. Yani ben şahsen bireysel olarak da, aile olarak da, ailede de çok doktor var. Avrupa kısmından raporlar getirtip bunu ilgili bakanlıklara, siyasilere geliyor musun sen? Evet. Bir kesişme oldu ama devam, Attık. devam. Dolayısıyla biraz geç reaksiyon, yani hep geriden gelmek durumunda kaldı. Bir önceki hükümette yapılan açıklamalar biraz daha fazla istişare içerisinde, koalisyon hükümetinde daha fazla istişare varmış gibi geldi bana. Daha anlaşılır açıklamaların yapıldığını gördük. Son hükümette ise isyan ettiğim kısımdaki kısım süreçte dönemde ise alınan karardan eklenecek paydaşlarla istişare edilmeden, uygulanabilirliği konuşulmadan yapıldığı için çok acemi bir tablo çıktı ortaya. Bu da 1, 2, 3 zaten süre gelen, yani geçen sene Mart'tan bugüne kadar süre gelen dönemde zaten yıpranmış bir halk, yıpranmış bir özel sektör, yıpranmış bir gerilmiş, sinirlenmiş bir şey var. Potansiyel enerji birikimi var artık. Dolayısıyla özellikle son hükümetin bence hata yapma lüksü yoktur diye düşünüyorum. Çünkü zaten memleketin hali ortada. Çok finansal olarak güçlü bir devletimiz yok. Çok fazla katkı koyamıyor. Koyamadığı için de ciddi boyutta yıpranan bir özel sektör var. Bununla birlikte yıpranan aileler var. Bir değişiyor bu. Yani özel sektör derken sadece düşünmemek lazım. Yani 20 kişi çalıştan, 100 kişi çalıştan, 200 kişi çalıştan insanları düşünmemek lazım. Mikrobazda bir ve iki kişi ve daha fazla 3-4 kişi çalışan küçük ölçekli işletmeler diyeyim onlara. Ekonomik paydaşlar var ortada. Çok ciddi boyutta etkilenme var. Dolayısıyla alınan kararların uygulanabilirliği ve de gösterilen zafiyet benim eleştirilerimi getirdi. Son zamanda siyasi istikrarsızlık da olunca hem memlekette zaten vardı. Bir de dönüp siyasi istikrarsızlık parti boyutuna indirgenince ve hükümete geldiklerinde bir ciddi bir boşluk
olduğunu gördük. Hatta ben hükümetsiz kaldığımız dönemde inşallah hükümetsiz kaldığımız dönemi aramayız dedim. En azından yanlış karar alan yok. Yani hükümetsiziz ama yanlış karar alan yok şeklinde. Dolayısıyla evet biraz göze battı herhalde benim bazı söylemlerim ama dediğim gibi bunlar hep toplu fayda için yaptığımız eleştirilerdir. Şey değil, kişiselleşmiş ideolojist eleştiriler değil. Ya zaten insanlar böyle daha fayda, daha iyiye gitmek adına kendi yorumlarını, düşüncelerini paylaşmak gerekiyor değil mi? Çok da haklı bir söylem değil mi bu da bence? Şimdi öyle olması gerekir. Çünkü zaten şunu gözlemliyoruz. Yani aslında Kıbrıs Türklerinin içerisinde ciddi bir potansiyel var. Fakat bu potansiyel bir şekilde ortaya çıkamamış. Ya özel sektörde kalmış bu potansiyel ve gözlemlediğimiz zaten maalesef özel sektörün meritokrasi yani başarı endeksli performansı kamu performansından çok çok daha ileride. Dolayısıyla kamudaki yetkinsizlik ve yetersizlik ister istemez özel sektörün gerisinde kaldığı için özel sektörde artık yani siyasetten etkilenen kesim olarak siyaseti etki etme açısından zamanı geldiğine inanıyorum ben. Dolayısıyla söylemleriyle gerek sivil toplum örgütlerinin, gerek iş sahiplerinin veya işverenlerin veya girişimcilerin veya özel sektörün söylemleriyle siyasetçilere yön vermesi gerekir. Herhangi bir ideolojiye takılmadan. Harika izah ettin. Tam zaten bu programları biz de iş insanı, girişimciler olarak o yüzden o amaçla yapıyoruz. Katkı olsun diye ve ben de katılıyorum çok. Yani öyle bir genel geçer yargı var bizim iş dünyamızda. Aman konuşmayalım, konuşmasak nasıl insanlar, hükümetler senin ne istediğini, ihtiyacını bilecek, öğrenecek. Yani öyle bir şey var. Ben teşekkür de etmek isterim. Bir iş insanı olarak da bu çıkışlarına, bu değerli yapıcı eleştirilerine çok ihtiyacımız var. Kesinlikle katılırım. Teşekkür ederim. Evet. Peki ben burada çok özür dilerim. Burada hemen Yağmur Hanım'a dönmek istiyorum. Aynı şekilde aslında bu süreçle ilgili Necat Bey bahsetti. Onun üzerine sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir? Yani hükümetin aldığı tutum ve kararlar yeterli buldunuz mu? İşte Necat Bey kendine göre tepki demeyelim ona. Fikirlerini söyledi, paylaşımını yaptı, önerilerini sundu vesaire. Bu konuda sizin genel olarak görüşünüz nedir? Yani nasıl buldunuz bu sürecin yönetilmesini? Ya da önerileriniz var mı? Yani aslında risk ve kriz yönetimidir. Bizim çok alışık olduğumuz durum var değil hükümet edenleri tarafından. Tabii bunun iki bacağı var. Ben bunu sağlık ve ekonomi olarak ikiye ayırırım. Bana göre sağlık bacağında çok kötü gitmedik. Hatta başarı bile sergiledik sağlıkla ilgili olarak. Aşının temininde sıkıntılar yaşıyoruz. Ciddi sıkıntılardır bunlar ama bunların da tabii ekonomik boyutları olduğunu unutmamamız lazım. Ama ne yazık ki ekonomik bacağında ciddi bir failure yaşadık. Sürdürülebilir bir çözüm yapamıyoruz. Sürdürülebilir bir çare bulamıyoruz pandemi sürecine hükümet olarak. Sıkıntımız odur diye görürüm. Aşılabilir mi? İnşallah aşılabilir. Ama Necat'ın haklı isyanlarına katılırım. Özel sektör çoğu zaman daha biraz dışlanmış gibi oluyor. İşte belki çok sesimizi yükseltmediğimizden dolayı onun da etkisi vardı. Ama gene de dediğim gibi sağlık yönünde de ben hükümeti başarılı buldum. Evet, ellerinden geleni yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar diye evet. Düşünüyoruz. Ben o zaman bir soruyu da Necat Bey'e yöneltmek istiyorum. Buradan Mustafa izninle. Peki tabii Necat ki. Bey, bu durumda iş dünyasında pandemi sürecinde iş dünyasının rolünün yeteri kadar etkin olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bu fırsatlar verildi mi? Yeterli buluyor musunuz? Hani biraz önce bahsetti ya Yağmur Hanım sesimizi belki yeteri kadar çıkartamıyoruz dedi. Onun üzerine bunu sormak istiyorum size. Şöyle söyleyeyim, ben aynı zamanda Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın meclis üyesiyim. Olabildiğince de aktif olmaya çalışırım. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ilk günden itibaren çok aktif bir şekilde görev üstlendi aslında baktığınızda. Biz bu görevi tabii
kurumun prensibi veya edebi gereği etrafta çok reklam yaparak söylemedi. Ama bundan önceki koalisyon hükümetleri ve partileriyle de bundan şu andakilerle de çok yakın görüşüldü. Ve çok çok değerli meclis üyeleri, geçmiş zamanda yönetim kurulu üyeliği yapmış arkadaşlarımız da şunu yaptı. İyi bir analiz yapıp nerelerde, yani bir aslında kısmen KTTO bünyesi içerisinde bir zayıf noktalarımız analizi yapıldı sağlık sektörünün ve çok ciddi bir inisiyatif kullanarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası ventilatör getirdi. Yanlış hatırlamıyorsam rakamı çok iyi bilmemekle birlikte 120 adet, yani devletin eksik kaldığı noktada hemen inisiyatif gösterip gerekli kaynak bulma açısından da inisiyatif aldı. Ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası her ne kadar eriştirilse de yapısı gereği bir meclis sahibidir ve bu meclisin kararıyla birlikte hareket eder başkanı ve yönetim kurulu. Dolayısıyla zaman zaman yavaş kalmış gibi görünebilir katkıları. Sesin geliyor mu? Evet. Tamam, Egnan dondu çünkü bende de, o yüzden. Necat Bey, bir son cümlenizi tekrar alalım çünkü duyulmadı sanıyorum. Tabii ki söyleyin. Yani yapısı gereği Ticaret Odası'nın bazen yavaş kalmış gibi görünebiliyor verdiği katkı. Halbuki sürekli olarak görüşmeler halindeydiler hükümetlerle ve komiteleriyle birlikte. Dolayısıyla bunu ön plana çok çıkarmadılar ama özel sektörden bahsettiğimizde bir sivil toplum örgütü olarak KTTO'dan bahsedecek olursak çok aktif yer aldılar, çok öngörü bildirdiler, görüş bildirdiler, talep bildirdiler. Fakat tabii ki bunu çıkıp edebi gereği bas bas bağırarak, bıçak çekerek vesaire yaparak yapmadılar. Bu çok beyefendi, çok nezaket dolu bir iletişim şekli var KTTO'nun. Bunu koruyarak yaptılar. Bağlantıda sanırım. Yok, ben net alıyorum. Dilek. Biliyor mu? Bende mi tabii, tamam, devam evet, bir evet. Şey gidiyor gibi. Tamam, süper. Ben net alıyorum. Devam edeyim. Tamam, anlaştık. Bunu söyledikten lütfen. Sonra, yani STO kısmını söyledikten sonra, sivil toplum örgütü kısmını söyledikten sonra, genel olarak benim şahsi gözlemim de şudur. Özel sektörde belirli, yani sektöre ayıracak olursak veya ölçeklerine göre ayıracak olursak özel sektörü, küçük, mikro ve orta ölçekli ve daha büyük aile şirketleri veya kurumsallaşmış aile şirketlerine baktığımızda özellikle kapanan kişi, yani sole entrepreneurship dediğimiz tek kişinin sahip olduğu küçük işletmelerde maalesef bir bocalama olacak ve kayıp olacak. Öyle görünüyor. Orta ölçekli ekip oluşturmuş şirketlerde ise şunu görebiliyoruz. Adapte olma süreci yaşadılar. Kapanma veya açılmanın verdiği sınırlar içerisinde. Şunu söyleyebilirim. Çok memnun olarak. Hiçbir zaman bizim ülkede raflardan ürün eksilmedi. Bu çok önemli. Raflarda bir saldırı, bir yoğunlaşma olmasına rağmen tedarik zinciri yönetimi bizim gibi küçük bir adada ve direkt hiçbir hattı, ulaşım hattı olmayan bir adada yeterince stok tutarak, yani belki de gereğinden fazla stok tutarak tüccarlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz bu rafları sürekli olarak besleyebildiler. Bu çok çok önemlidir. Bunun altını çizmek isterim ben. Ki yine söylüyorum, geminin kalkmadığı durumlarda, uçağın iptal edildiği durumlarda vesaire de, yani nakliye sisteminin azaldığı, maliyetlerinin yükseldiği durumlarda dahi raflarda herhangi bir ürün eksiltmedi bizim tüccarımız veya sanayicimiz yani tüccar ve sanayici olarak söylemek istiyorum, tedarik yapan şirketler olarak. Büyük kurumlarda tabii ister istemez büyük başın çok büyük ağrısı olur boyutunda bir şey var. Neden? Çünkü
bir baktığımızda yaklaşık 700-750 bin kişilik bir nüfus olduğu varsayımı ile sürekli gelen turistlerin ve sürekli adada ikamet eden öğrencilerin varlığında 750 bin kişilik bir nüfus aniden 350-400 binlere çekildiği için bu ölçüye göre üretim parkurunu ve ithalatını ayarlayan tüm işletmelerde ister istemez bir ürün fazlalığı olmuştur. Belki fireye giden çok ürün olmuştur hem ithalatçılarda hem sanayicilerde. Örnek veriyorum, yumurta üreticisi. Yani günde her gün 100 bin öğrencinin bir tane yumurta yediğini düşün. Aniden bu düştü 40 bine. 60 bin yumurta ne olacak? Ne kadar bekleyecek? Örnek veriyorum. Tavuk için de bu aynı şekilde öyledir. Üretilen herhangi bir hızlı tüketim mamülü için de böyledir. Dolayısıyla zarar görmeyen hiçbir sektör yoktur. En küçüğünden en büyüğüne. Yağmur'un söylediği gibi inşaat sektöründe de keza öyle. Dolayısıyla özel sektör nasıl performans gösterdi kısmında 50-50 diyeyim size. Yani bu şu içerisinde olduğumuz dönemde ekibi iyi olan, iyi öngörü sahibi olan ve hızlı hareket edebilen, esnek olabilen şirketler bir şekilde ayakta kalmayı becerdi. Ne kadar süre bu koşullar altında ayakta kalabileceği sorusu ise aslında bugünün siyasilerinin sağlayacağı imkanlar ve olanaklarla ilişkilidir. Dolayısıyla yine bu hükümete çok büyük görevler düşer. Tamam, yani ilk pandemi dönemi, ilk kapanma döneminde elenen bazıları doğal olarak olmuştur. Şimdi belki de elenmeyi hak etmeyenler bile elenecek duruma gelecek. Dolayısıyla çok çok kritik bir süreçte olduğumuza inanırım. Çok zor bir süreçte olduğumuza inanırım. Ve tekrar ilk sorunumuzdaki eleştiri kısmına dönecek olursam, hükümet ve bürokrasiyi eleştirdiğimde bürokratları, bir kere üniversitelerimiz var adada, üniversitedeki bilim insanlarıyla her konuda, sağlıksa sağlık, ulaşımsa ulaşım, teknoloji ise teknoloji, bunların hepsinin bölümleri var memleketimizde ve üniversitelerde. Bu akademisyenlerle yakın iletişim içerisinde olmak ve işbirliği içerisinde olmak zorundadır. Önce bürokratlar ve siyasiler, yani hükmedenler ve dolayısıyla biz özel sektörde. Yani bilimi kullanmamız gerekir, istatistiği kullanmamız gerekir. Almanya'da SARS bulaşına, salgınına hazırlanmış, SARS salgını sonrasında 2012-2013'te hazırlanmış bir rapor var. O raporu bulup getirttiydim ben tercüme edilsin diye bakanlıklarımıza hepsine tek tek de attıydım. Anlatmak istediğim orada bir guideline var neler yapılacak şeklinde. Yani bizim gibi ülkelerde bazen yolu bulmuş insanları takip etmekle, örnekleme yapmak da bir metottur. Bunları daha iyi değerlendirmek lazım. Belki de hükümetin ve bürokratların yetmediği yerde akademileri, üniversiteleri değerlendirmek lazım. Belki de ekstra görev vermek lazım. Sen Almanya'yı incele, sen İngiltere'yi incele, sen Amerika'yı incele, sen Japonya'yı incele diye. Ve 22-23 tane üniversitede bunların raporlarını alması lazım. Bu iletişim kanallarının açılması lazım hükümete ve devletimize. Çok özür dileyerek bir araya gireyim çünkü araya girmemiz lazım. Bir toparla bu bölümü istersen sevgili Necat. Çok önemli şeyler söylen. Aradan sonra. Bitti. Okay, süper. Kaynaklarımızı doğru ve güzel kullanalım, efektif kullanalım diyor sanırım Necat Bey son cümlelerine doğru da elimizdeki değerli bilgileri, kaynakları, çok, insanları. Çünkü özellikle insan kaynağı, özellikle insan kaynağı, evet. Şimdi zaten diğer sorularımızda da benzer ilişkili şeyler, sorular var. Ben tabii Yağmur Hanım bir kadın girişimci, bir kadın iş insanı olarak kendisine bir soru yönelteceğim ama kısa bir araya girelim. Sonra hemen Yağmur Hanım'a döneceğiz, devam edeceğiz. Evet, değerli Beyaz Yakalılar izleyicileri, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Prof.
Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı'nın hazırlayıp sunduğu Ekopolitik Gündem programının bu haftaki konukları CTP eski genel sekreteri, Dışişleri eski bakanı Kutlay Ergile, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı. Ekopolitik Cuma 17.15'te Kanal T'de. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T, tüm yayın platformlarında yayınlarına hız kesmeden, kesintisiz olarak devam ediyor. Tüm canlı yayınlarımız, yayınlanmış programların önceki bölümleri, gündemdeki haberler ve daha fazlası kanalt.com ve sosyal medya hesaplarımızla her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak izlenilir ve takip edilir olmaya devam ediyoruz. Uydu yayınlarının yanında kanalt.com, sosyal medya hesapları, telefon uygulamaları ve Radyo T üzerinden yayınları kesintisiz ileterek her geçen gün izleyici sayısını arttırıyoruz. Siz de firmanızın bu geniş kitlelerle buluşması, tanınır ve bilinir olmasını istiyorsanız bize ulaşın. Kanal T, Kıbrıs Türk'ünün kanalı. Koronavirüs aşısı planı dahilinde Gazeteciler Birliği lokalinde basın mensupları ilk doz aşılarını yaptırdı. Kanal T haber ekibi de lokale gitti. Basın mensuplarına mikrofon uzattı. Sağlık Bakanı Ali Pirli, Gazeteciler Birliği lokalinde basın mensuplarının aşılanmalarını yerinde takip etti. Bakan Pirli, Mart'ın sonu Nisan'ın başında toplumun büyük kesimini aşılamış olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Hristodidis'in açıklamalarının ve taleplerinin kabul edilmez olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nden Ocak ve Şubat aylarında yurda ulaştırılan 4500 dozluk Pfizer-BioNTech koronavirüs aşılarının ardından 2000 doz AstraZeneca aşıları yetkililer tarafından teslim alındı. UBP'den yapılan açıklamada Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama olması gereken bir azınlık olarak gören zihniyetle Kıbrıs'ta bir anlaşma olamaz ifadeleri kullanıldı. Beyaz Yakalılar izleyicileri, kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Çok keyifli bir program oluyor. Gerçekten ben çok keyif alıyorum. Konuklarımızla arada konuştuk. Onlar da çok keyif alıyorlar ama tabii sorularımız var. Hepsini sorma adına hiç zaman kaybetmeden ben Yağmur Hanım'a kaldığımız yerden devam edelim isterim Yağmur Hanım'la. Şimdi çok o ayrım olarak lütfen algılamayın bunu. önce arada da konuştuk. Kadınların gerçekten iş hayatına daha da fazla girmesi benim şahsen en büyük arzum. Çünkü çok daha başarılı bulurum ben kadın iş insanlarını, kadın girişimcileri. Dolayısıyla sizlerden çok şey öğreneceğimiz çok şeyler var. Bu süreçte genç bir yani kadın vurgusunu yapmak durumundayım. Sorunun şeyi üzerinden. İlk kadın iş insanı olarak pandemi nasıl etkiledi kadın iş insanlarını, kadın girişimcileri? Pandemi sonrası işletmelerini ayağa kaldırma adına ne gibi reçeteler öngörürsünüz? Şunun için soruyorum. Çok fazla ben de özellikle küçük işletmeci, küçük girişimci kendi işlerinin, hayallerinin peşinde olan işte yaptığımız programlarda da gözlemledim. Biraz daha çekingen olduklarını özellikle genç neslin gözlemliyorum. O yüzden böyle bir soruyu soruların içerisinde ekleme ihtiyacı hissettim. Siz de çok önemli, önde gelen lider şirketlerimizden ve köklü bir şirketlerimizden birinin direktörüsünüz. Bir kere çok takdir ve çok tebrik ediyorum. Kolay değildir. Neler söylemek istersiniz?
bu çerçevede? Yani bir kadın iş insanı olarak değil, bir iş insanı olarak cevap vereceğim. Çünkü ben artık kadın erkek ayrımının çok gerilerde kaldığına inanıyorum. Hiç de bunu vurgulamam. Arada da konuştuğumuz gibi bana böyle hani bir kadın olarak ne düşünürsünüz dediklerinde şey olurum yani, niye siz farklı mı düşünüyorsunuz erkek olarak yani. Bizim için artık bu ayrım bildiğiniz gibi çok kalmadı ama tabii ki kadının daha fazla teşvik edilmesi iş hayatında hepimiz için önemli. Yani aynen, bu sadece benim için değil, sizin için de bahsettiğiniz gibi aynı şekilde önemli. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden önemli. Bir iş insanı olarak açıkçası şu andan itibaren bilmemiz gereken bir gerçek var. Önümüzdeki biz yarın açılsak bile, bütün dünya yarın açılsa bile önümüzdeki bir yıl herkes için çok zor geçecek. Özellikle KKTC için önümüzdeki 12 ayı orta vadeli bir ölçüye alalım. Bilmem ne orta vadeliye almak mı doğrudur, küçük kısa vadeliye mi almak doğrudur ama yani bu 12 ay bu Çorlu'da gelişecek olan Rus açısı gelişip de piyasaya 100 bin doz çıkmadan bizim için sıkıntılı geçecek diye öngörüyorum süreç. Ve bu süreçte ada içinde özel şirketlerin tüm kendi dengelerini, stoklarını, finansal analizlerini çok iyi yapması lazım. Çok fazla, biraz önce Necat'ın bahsettiği çok güzeldi aslında. Stokumuz vardı diye çok rahat atlattık biz lockdown sürecini. Ama artık stok tutmak bizim için ne kadar faydalı olacak onu bilmiyorum. Yani iş dünyasının kendi dengelerini çok iyi tutması lazım. Bir de gerçekten bizim artık insanla olan teması mümkün derecede hem çalışanlarımız hem müşterilerimiz arasında azaltmamız ve bunun denetlenebilir bir yapıya çevrilmesini teşvik etmemiz lazım. Yoksa biz kapanacağız, sonra hafta sonra tekrar açılacağız. Yani biz kendimiz birbirimizi teşvik edeceğiz ve vazgeçeceğiz artık birbirimize devamlı dokunmaktan, temas içinde olmaktan diye düşünüyorum. Bu iki kural çok önemli. Bir, önümüzde bir yılımız var. Çok ciddi şekilde değerlendirmemiz gereken ve buna göre çok iyi bir finansal analiz yapması lazım her şirketin kendi içinde çünkü zor geçecek bu yıl. İkinci olarak da denetlenebilir bir sosyal mesafe kuralını bizim öncülük edip de gerçekten inanarak getirmemiz lazım. Doğru. Harika. Tam olarak biraz açarsak çok kısaca... Tam olarak ne? Özellikle küçük işletmeler, yani küçük, peki kadın olarak sormuyorum sadece, küçük işletmeler yeni birinci yılını, ikinci yılını dolduran ve şu anda cebelleşen deyim yerindeyse işletmeler ne yapmalı? Yani bir reçete verecek olursanız 2-3 maddede, finansal analiz tabii ki bunlardan bir tanesi ama mesela ortaklıklar mı olur, sermaye yapıları güçlü olan işletmelerle ortaklıklar mı, iş bölümleri mi? Veya şirketlerindeki çalışanlara hisse dağıtımı mı? Yani bir kolektivite, bir dayanışma, bir imece ruhu herhalde ihtiyaç bu dönemde. O çerçevede neler söylemek istersiniz? Tabii. Yani benim ilk aklıma gelen şeydir, ciddi anlamda çok fazla stok tutulmaması. Bizim üretim maliyetlerini üreten şirketler için düşürmemiz gerektiği. Tabii ki personelimizle dayanışma içinde olacağız. Gerekirse bu bir senede biraz önce bahsettiğim gibi herkes kendi evine aşk götürebilecek kadar geçinmeyi öğrenecek ve bunu hep beraber yapıp göstereceğiz. Küçük işletmelerin niye küçüğü büyüğü de kalmadı artık. Bu işin herkesin çok dikkatli olması gereken bir sürece giriyoruz ama yani bu 12 ay ve daha önceki süreç bize en azından mesela benim kendi şirketlerim için konuştuğumda bizim şirketlerimiz için bizi 2 sene geriye götürüyor. Bu da demektir ki aslında başlayacaklar noktaya geri dönecekler. Burada en önemli şey, tekrar söylüyorum, doğru analiz yapıp kesinlikle motivasyonlarını düşürmemek. Bu arada tabii ben eminim bir sürü teşvik fırsatı da çıkacak. Farklı finansman imkanları da ortaya konulacak. Onlardan da yararlanabilmeleri gerekir. Yani ben hep karakter olarak şeyimdir, biraz biz bunu ikiz kız kardeşiz işte. Yapraklar hep biz bunu tartışırız, biz hiç kredi almayı sevmeyiz. Aman deriz işte, neyse onunla yapalım. Aslında girişimcilik o değildir. Bu dönemde de çok güzel fırsatlar doğacak. Belki onları değerlendirmeleri gerekecek diye öngörüyorum. Doğru, belki melek yatırımcılar. Şimdi mesela biz bir KKTC girişimcilik inisiyatifi, onu da birazdan konuşuruz, sorularda aslında vardı. Onu oluşturuyoruz. Zaten geçen hafta programda birlikteydik Clubhouse'da. Oradan da tanıştık. Sağ olun katkılarınız için de.
Burada da artık melek yatırımcılar var çünkü parası olan ve bu tip küçük işletmelere, startuplara bu paralarla yaşatma can suyu olarak yaşatma isteyen, işte geliştirmek isteyen böyle yapılar var. İşte ekosistem oluşturmak lazım ki bunlarla kalıcı çalışmalar olacak önümüzdeki dönemde. Kesinlikle katılırım. Yani bunlara çok açık olmaları lazım. Biraz bizde de o var. Yani ben de bir küçük işletmeci olarak hep organik gidelim, organik gidelim ama bu dönem öyle bir dönem değil galiba. Değil, tabii riski çok iyi analiz etmek lazım. Yani ben hala daha bu dışarıdan yatırım alma konusunda bir fon olmadığı sürece çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çok o konuyu iki defa sordunuz ama çok girmek istemedim. Çünkü görüşlerim biraz daha farklıdır. ama tabii ki bir şanstır, denenebilir. Evet, yani fırsatlar geldiği zaman iyi analizleri yapılıp zaten niçin değerlendirilmesin adı üzerinde bir fırsatsa, değil mi Yağmur Hanım, düşündüğümüzde. Aynen. Yani ama iyi araştırıp iyi birden atlamamak gerekiyor belki de, bilmiyorum, riskleri görmek gerekiyor. Peki Necat Bey, size şöyle bir soru sorsak. Sizce şimdi Necat Bey gitti mi? El kaldırdınız. Tamam. Şimdi yeni normal, pandemi sürecinden sonra yeni normale geçmek gibi bir şey olduğunu, yeni normale acaba biz iş dünyası olarak hazır mıyız bu bahsedilen, öngörülen yeni normal halde diye bahsediliyor ya devamlı pandemi süreci sonrasında. Ve birinci sorum bu. Anlaşıldı mı? Tekrar evet, böyle evet, biraz karışık sordum gibi geldi yani için. Yeni normale hazır mıyız? Özeti bu. İkincisi de adımızda malum bilin. İkinci buna bağlamak istediğim sorumuz ise malum adımızda aile şirketleri çok yoğunlukta oluşmuş bulunmak. Yani baktığınız zaman genel yapının yüzdesine aile şirketlerinin çoğunluğunu görmekteyiz. Sizce bu yeni normalde aile şirketlerini bekleyen zorluklar, sorunlar neler olabilir? Onların belki yavaş yavaş sinyallerini veriyor mu bize? Onu da bir sormak istedim size. Ve bu değişim dönüşüme kısaca adapte olabilecek miyiz biz iş dünyası olarak? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir katkı, küçük bir katkı. Farkında mıyız yani olup bitenin açıkçası? Pandemi ne demektir? İş dünyamız anlıyor mu gerçekten? Girebilir miyim söze? Tabii ki. Lütfen. Evet, şimdi az önce sevgili Yaprağ'ın söylediğimden yola çıkarak kısa veya orta ölçeği diye bir soru sordu kendi söylemeden. Şimdi bir kere kısa, orta ve uzun ölçeği plan muhakkak yapılması lazım. Hem özel sektör için hem de kurumlar için, devlet için özellikle. Devletin bir planı olması lazım. Kısa, orta ve uzun ölçekli. Bunu söylemek isterim. Öncelikle normale hazır mıyız dediniz, yeni normale. Ben zaten araya girip söz istediydim. Aslında ürün değişti artık. Hepimizin ürünü değişti. Artık turizm açısından baktığımızda bu pandemi bize yeni sağlık koşulları, yeni hijyen koşulları, yeni sosyal izolasyon koşullarını söylüyor. Şimdi seyahat ettiğimiz zaman Japonları görürdük böyle maskelerle. İşte bir müzeye girer, full hepsi maskeli. Uçağa biner, hepsi maskeli. Niçin diye düşünürdük, bir şey mi var? İşte o zaman adam grip olmasın diye takarmış. Yani baktığınızda bu maskeyle yaşama veya seyahat etme aslında onların kültüründe başlamış. Neden? Çünkü bu virüs, işte grip de bir virüstür. Şey yapıyor, söyleyin ismini, solunum yollarından bulaşıyor şeklinde bir, onlar kendilerince bir standart oturtmuş. Şimdi yeni normale baktığımızda aslında yeni standartlar geldi, geliyor karşımıza. Belki bundan sonra seyahat ederken işte aşıysa seyahat edemeyeceksin, kişisersa seyahat edemeyeceğiz. Maskesiz belki de oturmayacağız koltuğa. Hepimizin cebinde bir dezenfektan olacak veya eski tabir bizim limon kolonyalarımız cebimizde olacak. Dolayısıyla evet, yeni ürün var. Farkında mıyız bu dönüşümden? Yani artık eski standartların, eski koşulların değiştiğinden sevgili Mustafa, bir senin üstüne çıkıyor abi. Artık farkında olmayan zaten işine devam edemeyecek. Dolayısıyla hepimizin
sunacağı hizmet artı üründe ürünü tamamlayan mikserin içerisindeki sunum şekli bile değişti. Örnek verecek olur isem, şöyle örnek vereyim size. Bir kafeye çalıştırıyor isem ben, kendi adıma söyleyeyim. 12 metrekareye eğer 5 masa koyuyorsam artık 3 masa koyacağım. Değişti ürün. O mesafeyi oturtmam lazım. O güveni ve o mesafeyi sağlamam lazım. Evet, kapıdan içeri girerken ateş ölçülecek. Evet, eller dezenfekte edilecek. Bunlar yeni standartlar, yeni maliyetler. Bunlara göre bu dönüşümü sağlayabilen yerlerde ilk talep oluşacak. Çok basit bir örnek verecek olursam. Bir otele örnek verecek olursam, ben nasıl bir otele giderim şimdi? Söyleyeyim size. 1000 kişilik bir otelde 1000 kişiden alacağı ciroyu 250 kişiyle alacak artık otel. Yani açık büfede belki 2 metrede bir kişi gidecek tabak almaya. Çarpışan insanlar görmeyeceksin. Belki de rezervasyon yaptığın zaman sana diyecek ki o kalacağınız gün işte şu oda size ayrılmıştır. Housekeeper'iniz yani oda bakım hizmetkarını verecek olan arkadaş budur. 15 gün boyunca aynı kişidir. Alın işte PCR testlerin sonucu PCR negatiftir. Anlatabildim mi? 15 gün boyunca oturacağınız masa budur. 15 gün boyunca bu masaya garsonluk hizmetini verecek olan arkadaşlar A, B budur ve bunların testleri fotoğraflarıyla birlikte. Belki bunlar gelecek artık rezervasyon paketinizin içerisinde. Anlatabildim mi? İstediğimi. Dolayısıyla ürün değişti. Ürün, madem ki bu virüs var ve bu salgınla mücadele etmede bu virüs aşılanmış olmamıza rağmen taşıyıcılık vesaire bitmeyecek. Bu yeni koşullarla turizm oluşacak. Yeni koşullarla otel, restoran hizmetleri oluşacak ve yeni koşullarla market hizmetleri oluşacak. Yeni koşullarla dağıtım hizmetleri oluşacak. Dolayısıyla değişime dönüşüme hazır mıyız? Bir kere Kıbrıs Türk halkına ben çok güvenirim. Onu söyleyeyim. Öncelikle Dilek Hanım sorunuza cevap verecek olursam. Bir kere Kıbrıs Türk halkı yokluk içerisinde çok ciddi bir sermaye birikimi ve eğitim birikimi yapmış bir halktır. Biz bunu belki çok iyi, efektif olarak kullanamadık. Ama dünyaya yayılmamıza baktığımızda gerek Kıbrıs'a dönmüş olan ve Kıbrıs'ta yetişmiş olan, gerek Kıbrıs'ta doğup büyüyüp daha sonra yurt dışında çok iyi yerlere gelmiş olan insan kaynaklarımız var. Dolayısıyla değişim ve dönüşüme çok rahat adapte olabilecek bir halkız biz. Çok fazla konvansiyonel halk değiliz. Yani çok fazla aşırı muhafazakar bir halk değiliz. Çünkü ister istemez ada kültürüyle ve turizmle büyüdüğümüz için çeşitli devletlerin gelip geçtiği bir yer olduğumuz, yani tarihi olarak da baktığınızda Persler, Lüzinyanlar, Mısırlılar, Osmanlılar, Grekler, hepsi Venedikliler, hepsi gelmiş. Dolayısıyla aslında sürekli bir değişim içerisinde olan bir kültür var zaten bizim içerimizde ve iyi incelersek aslında belki de Türkiye Cumhuriyetleri içerisinde Türkiye'de dahil olmak üzere uluslararası ticarette en eski tarihi olan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bakın, Cumhuriyet için söylüyorum, Osmanlı dönemi için söylemiyorum ama 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ticaret koşulları gereği tabii 1980'e kadar incelediğimizde Türkiye kapalı ekonomide yetişiyor. Biz 1980'e kadar ne Çin'ini bıraktık, ne Tayvan'ını bıraktık, ne Hong Kong, ne Dubai'sini bıraktık, ne Afrika'sını bıraktık, ne İngiltere, Almanya'sını bıraktık. Bütün bu ülkelerle ticari bir ilişkimiz vardı bizim. Hem üretimsel olarak hem ticari olarak, ithalat ihracat olarak. Dolayısıyla hiç merak etmeyin, Kıbrıs Türk halkı çok rahat bu değişime ve dönüşüme adapte olacaktır. Eğitimli insanlarımız var. Kendi üniversitelerimizde dahi çok iyi eğitimler verilmeye başlandı. Ben o yönden herhangi bir endişe duymuyorum. Süper. Bunu söylemek isterim. Süper. Çok güzel açıklama oldu. Şahane açıklama. Evet. Çok cesaretli. Buyur Dilek'ciğim.
Evet, burada zaten şeyin hani multikültürel gelişime o kadar açık ve hızlı adaptasyon yüksek bir adayız ki hani bunu zaten aynen. Birazcık böyle geriye baktığımızda çok güzel özetlediniz ve çok farklı bir bakış açısıyla çok net bir bilgi verdiniz. Teşekkür ederim özellikle cevabınız için de. Çok açıklayıcı. Ben şimdi o zaman Yağmur'a bir sorumuzla not almıştım. Aile şirketleri için ne beklemekteyiz dediğiniz? Evet, kısaca onu alalım. Evet. Onunla birleştirdiniz diye düşündüm. Üçüncü soruma gelince acaba bunu birleştirerek mi söylemek istediğinizi diye algıladım. Şimdi aile şirketlerinde tabii kaçıncı jenerasyonun dahil olmasıyla alakalı bir şey olacak. İkinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon dahil oluyor. Bir kere aile şirketlerinde de bu hızlı değişim olacak. Yani bu dijitalleşme ve teknolojiye ayak uydurma kısmı hızlı olacak. Belki Yağmur ve Yaprağın yaptığı gibi danışmanlık hizmetlerine daha sıcak bakıp daha akademik çalışmaların içerisinde olacak aile şirketleri de. Ve ister istemez zorlaşan koşullar gereği tekrar bir yeni yapılanma için destek alacaklar. Çünkü bugüne kadar süre gelen şekilden farklı bir gerçekler dediğinizde yeni normal var. Ben de yeni ürün var, yeni bir çevre oluştu artık. Yeni bir yapı oluşuyor hem piyasada hem içinde bulunduğumuz iş koşullarında. Dolayısıyla bunlarda hızlı adapte olabilmek için ben de danışmanlık hizmetleri gibi hizmetlerin devreye gireceğine inanırım. Fikir istişarelerinin devreye gireceğine inanırım. Aile şirketlerinin sağlam kalabilmesi için çok iyi tanımlanmış görev paylaşımının olması gerektiğine inanırım. Ve ekstra Mustafa'nın bahsettiği kolektif, yani küçük ve orta ölçekli şirketlerin ister üretici, ister dağıtıcı, ister ithalatçı olsun belirli noktalarda kolektif işbirliği yapma zorunluluğu var bence artık. Zorunluluğunun geldiğine inanırım ben de kesinlikle. Aynen. Yani herkes her ürünü, yani ben de bir ürün üreteyim, ben de bunu dağıtayım. Hadi öbürü de ürün üretsin, o da dağıtsın, bir araba alsın, bir araba alsın. Aynı noktaya gidilecek. İki tane araba, iki tane yakıt, iki tane personel. Aynen. Bu lüksü kalmayacak bizim küçük, orta ve nispeten büyük ölçekli, büyük herhalde dışarıda tutalım ama özellikle mikro ve küçük orta altı hatta biraz ölçekli şirketlerin ve yeni girişimlerin muhakkak surette kolektif işbirliğine paylaşıma açık olması gelecek ya olması gerekecek. Şöyle ki kazanç paylaşımı da buna dahildir. Nasıl maliyet paylaşımıyla birlikte kazanç paylaşımı ve süreç paylaşımını birlikte yapmak zorunda kalacaklar. Süreç derken de atıyorum biri üretecek, üretime odaklanacak, diğeri dağıtıma odaklanacak ve dolayısıyla üretimden son satış noktasına kadar oluşan oradaki katma değeri birlikte oturup paylaşmak üzere anlaşacaklar. Bence en ekonomik kısmı bu olacak. Birlikte büyüyerek paylaşarak ortak havuzdan bir paylaşım şeyi oluşturulacak gibi bir geleceğe doğru gidiyoruz diye anlıyorum o zaman ben kolektiften. Ortak havuz demeyeyim ama paylaşım yani ortak havuzu paylaşımın fazla paylaşım olur. Ekonomisi. Evet. Paylaşım ekonomisi bunun adı. Direkt paylaşım yani ekonomisi. Herkes kendi sürecini iyi yöneterek o süreçten kazanım yapacak. Diğer kazanım yapan sürecin maliyetini tek başına üstlenmek yerine o konuda uzmanlaşmış biriyle devam edecek. O sürecin kazanımını ona bırakacak. Bilgi öne çıkacak bu sefer. Doğru tam bilgi, doğru anlatım. Kesinlikle bilgi yani. Bilgiye dayalı. Harika. Çok teşekkürler. Biz de kendi şirketimizi tam Necat'ın söylediği gibi yeniden kurguladık. Ne kadar doğru yaptığımızı bir kere daha anlıyorum. Aslında bu bizde uzun süredir olan bir şey değil mi? Hani bir win-win dediğimiz bir durum vardı. İnsanlar artık uzun süredir... Ben kendi iş alanlarımdan da bunu biliyorum. Paylaştıkça büyümenin şeyine çok inandığım için. Kesinlikle. Zaten biz bunu yavaş yavaş oturtmaya başlamıştık gibi geliyor bana bir taraftan da. Hani herkes karşılıklı kazanım oluşması mantığı üzerinden yapılan işler anlamında. Aslında geleneksel olarak aslında geçmişimizde vardı bu. İmece usulü kısmı bunlar vardı zaten. Ama işte bu daha agresif veya daha
daha aç bir iş hırsının yarattığı paylaşıma kapalı anlayış gittikçe azalacak diye düşünüyorum ben. Evet, devam edelim. Hızlanalım, biraz dilekçiyim. Evet, biraz o zaman ben buyursunlar. Süper. Yağmur Hanım'a dönmek istiyorum. Yağmur Hanım'ı da beklettik. Evet ya, böyle süper. Daldık böyle şey ama Yağmur Hanım'dan da şu anda şeyi öğrenmek istiyorum. Ben çok da merak ediyorum. Takip de ettiğim bir şey, şirket olarak yaptıklarınızı. Pandemi sürecinin uzun süreceği gözüküyor ya da ne bileyim yavaş yavaş toparlayacağız. Fakat bu süreçte şirketinizin dijitalleşme adına nasıl bir süreç yönettiniz diyebilirim. Neler kat? Çünkü dijitalleşmeye de önem verdiğinizi biliyoruz. Hani bu anlamda neler yapıldı? Onları duymayı çok arzu ederiz. Artı şimdi özel sektör, ülkemizdeki özel sektörde bu dijitalleşme ve yeni gelişim alanında bunları bir reçete gibi versek. 5 maddede sizin kendi yaptıklarınız içerisinde pozitif olarak düşünüp de bunları da uyarlayabilirsiniz arkadaşlar deyip böyle öneride bulunabileceğiniz. Belki 5 madde, 4 madde ne kadar arzu ederseniz. Bunlarla ilgili biraz paylaşım yapmanızı rica ediyorum sizden. Biz dijitalleşme konuşuyoruz. Ben de çok merak ediyorum bu konuyla alakalı. Aslında siz daha akıllısınız bence bu konuya benden ama. Yok, o kadar da değil. Benim biraz şey geleneksel yapım vardır. Böyle her şeyi işte kağıda kaleme dökeyim falandır benim hep hayatım. Kız kardeşim öyle değil, yapmak daha çok böyle dijitalleşelim yapalımdı. Neyse nitekim pandemiyle beraber ben de öğrendim ki gerçekten artık dijitale geçmemiz gerekiyor. Biz dijitalleşmeyi kendi şirketlerimiz için ikiye böldük. Tabii ki %100 biz inşaat sektör olduğumuz için ağırlıklı ve akaryakıt, enerji. Biz de çok fazla dijitalleşmeyi %100 başaramazsınız. Ama kendi hedeflerimizden biri %50 daha başarabileceğimiz yönündeydi. İnşallah o şekilde gidiyor şu an prediction'larımızda. İkiye böldük ve şu şekilde karar verdik. Bir, kendi iç düzeneğimizin dijitalleşmesi. Bir de satış pazarlamanın dijitalleşmesi. ve şeyi gördük biz, satış pazarlamayı dijitalleştirme. Aslında bizim zannettiğimiz gibi işte Facebook'ta reklam çıkalım, Instagram'da fotoğraf koyalım falan değil. Çok farklı platformlar üzerinden yurt dışı pazarlarına yönelik çok farklı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu bacağı daha tabii ki tamamlayamadık. Öğrenme etabındayız. Diğer ülkelerde neler yapıldığını görüyoruz. Ama iç kurulum olarak neredeyse tamamladık. Şu anda ofisimizde çalışan herkes bilgisayarını evine alıp gittiğinde kendilerine verdiğimiz bir şifre üzerinde sisteme girebiliyorlar. Erişimlerini sağlayıp da bütün gerekli işlemleri yapabiliyorlar. Bu büyük bir avantaj oldu bizim için. Özellikle ikinci kapanmada. İlk kapanmada bu yoktu ve zorlandık. Çünkü devam eden işler var. Yani gördüğünüz gibi mesela bankalar açık. Onlarla yapmamız gereken bir sürü işler. Gene sisteme girip yapılması gereken işler var. Bu kısmı güzel hallettik gibi. Şu an çok rahat. İkinci pandemide, ikinci kapanmada gayet rahat idare ettik. Şu an herkes sabah 8-5 olmasa da işte atıyorum 10'dan 1'e kadar bilgisayar başında çalışabiliyor. Bulundukları her nokta, o evde de her yerde zaten artık dediğiniz gibi o sisteme geçtikten sonra hani evet. Ofiste olmalı, işin yürüyor olması önemli oluyor. Evet, bir tek güvenilirlikti buradaki konu. Onu da tabii herkesin çalıştığı farklı firmalar var. Çözmenin bir sürü metodu var. Onu çözdükten sonra her yerden erişim sağlayabiliyorsunuz. Harika, harika. Süpermiş. Bu arada bu yıl 30. yılınıza gireceksiniz diye doğru eğer hatırlıyorsam 30. 2021 1992 mi? 29 tamam yanlış o zaman. Ben 30'muş gibi kaldı aklımda. 92'de müteahhit firma olarak başladık. 29 yıl süpersiniz. Allah süpersiniz. Şimdi evet. Sevgili Necat tabii senin de çok yakından izlediğin, ben de işte takip etmeye çalışırım. Dünyada olup biten bayağı ciddi gelişmeler var. Biz tabii kendi ülkemizin kendi içkin sorunlarıyla gün aşırı meşgul oluyoruz ama yani pandemiye çok farklı hazırlanıyor dünya.
tam da pandemi öncesinde işte 4. sanayi devrimi, hatta 5. sanayi devriminden bahsediliyor. İşte yapay zekalar, büyük veriler, big datalar, işte aynı şey tabii. İşte blockchain teknolojisi böyle hep zaman tünelimize düşüyor sürekli olarak. Hani nedir bu? İşte kripto paralar, işte startuplar, melek yatırımcı, başka türlü bir dünya var aslında. Derken geçtiğimiz sene ben hatta köşe yazısı da yazdıydım onunla alakalı. O zaman Haberci Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum. Yeni bir şirket tanımı. Kapitalizmi yeniden tanımlamamız lazım. Kapitalizmin artık resetlenmesi lazım diye. Öyle işte aralarında Jamie Gordon'ın da bulunduğu işte Big Tech firmalarının, büyük finans devlerinin. Necat Bey'i duyabiliyorum acaba? Evet, dinliyorum. Görüntün gitti de onun için söyledim. Hemen geliyor görüntü. Tamam. Dolayısıyla bu büyük firmaların CEO'larının söylediği şey, basit bir şey vardı. Yeni nesil, özellikle Z nesli artık bizim ürettiğimiz ürünleri almıyorlar. Yani Z nesli özellikle duyarlılığı olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılığı olan şirketlerin ürünlerine rağbet gösteriyor. İşte daha kolay sıkılıyor. İşte mal mülk edinmek yerine seyahati, deneyim yaşamayı tercih ediyor. Ve değer yaratan, değer odaklı şirketlerde çalışmak istiyor. Dolayısıyla biz şirket modellerimizi yeniden yapılandırmamız lazım diye bir US Roundtable diye bir yapı bu. Toplandılar ve dediler ki bir paydaşlara değer dağıtan bir yapıya bürünmesi lazım. Sadece kar ortaklarına işte dividend dağıtan, işte hisse dağıtan bir yapıda değil. İşte tedarikçilerine ayrı değer yaratması lazım, müşterisine, topluma ve dediğim gibi global sorunlara. Şimdi sonra Dünya Ekonomik Forum toplantılarında da bu bir metne çevrildi ve bu metne bu yıl dijital olarak gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Kapitalizm Büyük Reset temalı toplantılarda 50 tane dev firmalarında yer aldığı firma bu deklarasyona imza koydu. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor dünyada? Nasıl okuyorsun? Ve bizim böyle izolasyonlar altında kalmış küçücük ülkemizden nasıl görünüyor? Bizim iş dünyamız buralarda nasıl kendini konumlandırıyor? Farkında mı olup bitenden diye sana biraz uzatarak yönlendirmek istedim. Tamam. Çok şimdi öncelikle bu konuda sen benden daha bilgilisin. Onu söylemek Estağfurullah. İsterim. Ancak Endüstri 4 ve şimdi Endüstri 5'ten bahsediyorsun. Ki Endüstri 5 Almanlar bahsediyor, ben bahsetmiyorum. Tamam, zaten bu Endüstri 4 biliyorsun ilk Almanya'da bir fuarda çıkıyor karşımıza. Bundan sonra da şimdi son zamanlarda Endüstri 5'ten bahsedilir. Şimdi Endüstri 5'te hatta sevgili olarak... sevgili Ahmet Bilgen o da bizi izliyor. Uzmanı odur. Biraz uzmanı odur. Almanlar bütün ne Amerika bırakacak ne Çin bırakacak diye harıl şey yapıyorlar diye söyledi de yani bana bir sohbetini. Ben bir kere zaten Almanya'yı ayırmak lazım ve Alman halkını ayırmak lazım. Kesinlikle düşünün ki siz 2012'den beri bu Covid salgınına hazırlanmış bir yapı ve bilimsel olarak çalışmalarını tamamlamış ve kriz yönetimi dediydi sevgili yapmak doğrudur. Krizdeki hamle neler yapılacağına kadar hazırlanmışlar 10 sene öncesinde. Şimdi Almanya'yı bir kenara bırakıp bu 4 ve 5 ile ilgili olarak söyleyeceğim şey şu. Çok hakim olmamakla birlikte bunun altını çizmek isterim. Bir kere biz Kıbrıs'tan bunların gerisindeyiz. Az önce söylediğimin tam tersine, yani adapte olma konusunda ne kadar hızlıysak değişim konuya, bilgi ve bu ilim konusundaki endüstriyel gelişim konusunda da gerideyiz. Neden? Çünkü burada zaten bir sanayi yok. Bu süreci, yani Endüstri 1, 2, 3, 4 diye bir gelişimi takip eden bir sanayi oluşumu adamızda yok. Dolayısıyla ister istemez geride kaldık. Ancak üniversitelerin varlığıyla, işte Ahmet Bilgin gibi arkadaşların adaya dönüp de katkı koymalarıyla birlikte veya adada yetişip katkı koymalarıyla birlikte birkaç kişinin bu konuda liderlik yapıp da
çok iyi bir bilinçlendirmeye gidebileceğine inanırım şeyi. Adamızdaki iş amacımız insanları. Amacımız bu kesinlikle. Evet. Şimdi Endüstri 5'te tabii ister istemez yapay zekanın daha fazla dahil olduğu bir sistem olacak ki belki de özellikle devlet kısmı için söyleyeceğim ben bunu. Nasıl ki veri ve arşivleme metotlarımızda bir veri toparlama, bunu enformasyona çevirmede zafiyet gösteriyor isek devlet olarak, belki de Endüstri 5 ile bu yapay zekayı kullanarak daha hızlı geride kalan devletimizi, özel sektörünü de yakalayıp önüne geçmesine sebep olabilecek. Dolayısıyla çok önemli bir konu olduğuna inanırım. Özel sektörde dediğim gibi endüstriyel yapı gereği biraz uzak kaldığımızı söyleyebilirim. Yani kaç, belki senin kadar meraklı, Ahmet Bilgin gibi çevresinde insanları bulunduran kaç kişimiz var diye sorarsan, ben de açıkçası geri kaldığımı söyleyebilirim. Yani endüstri 4 kısmında kaldım ben. Ama 5'i senin senin dürtünle birlikte bundan 2-3 hafta önce bir incelemeye başladığımda dediğim gibi yapay zekanın ve daha insansız insan artı robotun devreye gireceği bir sisteme girecek. Dolayısıyla buna özel sektör olarak ne kadar hızlı adapte olabileceğiz, ne kadar ihtiyacımız var kısmına bakmak lazım şirketlerin yapısı gereği. Aslında dijital dönüşüm bağlamında da değerlendirmeni isterim. Yani Yağmur Hanım çok güzel ifade etti. Dediğin gibi çok tabii hızlı gelişiyor dünya o açıdan ama bizim dijital dönüşüm anlamında şimdi, da dijitalleşme kesinlikle geçecek. Yani bizim şöyle söyleyeyim, berberimiz dahi dijitalleşmeye geçecek ama bu Endüstri 5 dediğin farahet çok daha ilerideki bir tabii oluşumdur. Dolayısıyla ben o açıdan söylerim. Yani evet, Kıbrıs, evet. Kıbrıs ekonomisi, endüstrisi Endüstri 5'e yakın mı? Değil. Ama dijitalleşme konusunda kesinlikle işte şimdiden başladı zaten. Ortada artık menü yok. Dijital menü var. Evet, dijitalleşme Instagram, Facebook değil sadece ama onun dahi etkisini görebiliyoruz ki bu pandemi gayet güzel öğretti bize. İşte online satışlar arttı, paket servisler arttı. Online'dan sipariş veren kişi sayısı arttı ve şu anda pandemiye rağmen, kapalı olmasına rağmen bazı işletmelerimizi hayata tutunmasının sebebi online'dır. Yani dijitalleşmedir. Dolayısıyla biz de şirket olarak bunu kendi şirketimiz adına söyleyebilirim veya şirketlerimiz adına fark edip değerlendirmek yönünde, yani pozitif yönde kullanmaya başladık. Bizim İzmir'de de kurulu bir şirketimiz var. 97 senesinde kurulmuş. 97 senesinde 10 kişilik bir ekibimiz var İzmir'de ve bu İzmir ekibi bir senedir evden çalışır. Ofisler boştur. Ofislere yani kontrol amaçlı gelinir veya işte pandemi koşulları gevşediği zaman gelinir. Ve uzaktan çalışma bizde bir senenin üzerindedir var. Saat mevhumu yoktur. Herkesin bir ayrı sistemde chat ortamını da kurduğu abim sistemde günlük konuşmalarımız, toplantılarımız devam eder. Dolayısıyla dijitalleşme veya teknolojinin faydalarından yararlanmama gibi bir seçenek kalmadı artık. Yani Yaprak, ben de senin gibi daha fazla kağıt kalemciyim ama maalesef... Üçüncüdür ben Yaprak'tan. Yağmur. Ben de kendine gitmemedim ben de. Kulaklarını çınladım. Ben de başlayacağım şimdi maçım. Haklısın Yağmur, sorry. Yok ya, o için birisi bilmiyor. Ya bu da keyifli, giderken hiç kesmek istemeyin ben de. Yaprak, şimdi bak, Yaprak'ın adını sen aldın, ondan sonra ben direkt Yaprak'a döndüm. Evet, dijital, o daha yakındır diye oradan şey yaptım. Ondan sonra Yağmur Yaprak karıştı, evet. Çok özür dilerim, affet beni. Affını rica ederim. Ama ben de senin gibi daha fazla kağıt kalemciyim. Muhakkak yazmam lazım, dokunmam lazım ama... İşte öğretiyor bize koşullar, öğretiyor. Evet, evet. Rahmetli abimden bir laf söyleyeyim size. Allah rahmet. Koşullar bize ne yapmamız gerektiğini söylerdi. Yeter ki siz okumasını, duymasını ve görmesini bilin. Çok doğru. Dolayısıyla iş hayatında da bu böyledir. İçinde bulunduğumuz koşul bize ne yapmamız gerektiğini söyler.
benim de tüm küçük, orta ölçekli iş arkadaşlarımıza söyleyeceğim budur. Koşulları iyi okumayı öğrenelim. Bir şey yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani eğer ki mevcut durum gitmiyor ise demek ki koşullar değişti ve başka bir şey yapmamız gerekir. Bu ne yapmamız gerektiğini de bu koşullar bize gösteriyordur bir şekilde. Harika, harika. Ya büyük büyük bir değişimin. Buyurun Yağmur Hanım, buyurun. Bir de araya girdim ama... Lütfen. Gerçekten çok önemlidir. Nedir çok önemli olan? Motivasyon çok önemlidir. Yani motivasyon gerçekten yüksek tutmamız lazım. Çok ne doğru. Ne diye her şeyi motivasyonunuzla birleştirdiğinizde zaten doğruluyor her şey. Değil mi? Yani çok şey doğru. Çok önemli. Yani bu zorluklar evet önümüzdedir, vardır. Ama mental olarak her şeyden önce yani iş dünyası aslında herkes... Özellikle lider pozisyonda olan insanlar mental olarak, yani ben de dediğim gibi bir işletmem var. Orada güçlü durmak zorundayım. Yani belirsizlik çok, destek yok. Özellikle devlet kanadından siz kendi kaslarınızı geliştirmeniz gerekir. Mental olarak hazırlanmanız gerekir. Sürekli öğrenmeniz gerekir. Sürekli kriz yönetmeniz, kriz çözmeniz gerekir. Dediği gibi Necat'ın farklı işbirliklerine gitmeniz gerekir. Zaten hani Darwin'in meşhur lafıdır. Ne en güçlü ne en akıllı ayakta kalır der. Değişime en hızlı adapte olabilendir ayakta kalan der. Dolayısıyla adaptasyon zekası geliştirmemiz lazım diye inanırım ben. Hem bireyler olarak hem şirketler hem devlet olarak. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Ben de buna katılırım. Hatta bununla ilgili olarak bu söylediğine çok yakın bir... bu söylediğine çok yakın şey vardı. Abimin, Almanya'da okuyan abimin bir bana attığı mesaj vardı. Özetini söyleyeyim, tam aklımda değil kelime ama şuydu. Yeni dönemde insanlar tek beceriyle gelişimini, kazancını sağlamakta zorlanacak. Dolayısıyla birden fazla dil, birden fazla yeteneğini geliştirmesi gerekir ve ilim ve bilimden uzaklaşmadan kendini sürekli geliştirmek durumunda şeklinde. Yani dediğim gibi kelime şimdi hatırlamıyorum ama buna benzer bir yazı attıydı bana yıl 1990-91. Dolayısıyla artık işletmeler de çok yetenekli olmak durumundadır. Ve nerede neyi nasıl paylaşacaklarını da ayırt etmek zorundadır teknolojiyi kullanarak. Bu sosyal şirket olgusuna da değinmeni isterim. Yani ona da yönetmek isterim. Son 8 dakikamız kaldı böyle. Çünkü yani paydaşlar kapitalizmi aslında oradan girdiydik. Yani bir şirketin sadece kar ortağılarına işte kar dağıtan bir işletmeden çok bir kompani. Ne demek kompani? Birliktelik demek, takım demek. Ki Kıbrıslı Türkler olarak bizim aslında bunu öğrenmemiz, aslında var özümüzde olan, sen çok güzel ifade ettin, o Yağmur Hanım da çok güzel ifade etti, imeceyi, dayanışmayı. Bugün her şeyden önce ihtiyacımız var. Kooperatifleşme, biz kooperatifler Türkiye'de yoktu, kooperatifi Türkiye'ye getiren biziz. Ben ya senden öğrendiydim bunu, ya başka bir değerli dostum bana bunu söyledi. Yani kooperatif olgusunu biz sizden öğrendik dedi. Veya Türkiye'li bir iş insanıydı. Hatırlamıyorum. Dolayısıyla yeni bir şirket tanımı da değil mi ihtiyacımız var? Yani çalışanlarını işte geliştire. Ben çok hoşuma gitti Yağmur Hanım'ın söylediği. Hem danışmanlık alarak hem profesyonel gelişimlerine katkı yaparak hem mental dayanıklılıklarını artırarak yani evlerine götürmenin dışında. Çok önemlidir. Çünkü yaşayan organizmalardır şirketler. Şirketlerin yaşaması için de personeli, bütün ilişkilerinin çok canlı tutulması lazım. Ama özellikle iç müşteri dediğimiz personelin çok iyi motive edilmesi ve sahiplenmesi gerekir. Dolayısıyla bu paydaş kapitalizmi kapsamında sevgili Necat, yeni şirket artık sosyal sorumluluğun ötesinde sosyal şirketi konuşuyorlar. Yani sosyal olması gerekir. Alıp örneğin Kıbrıs'taki bir sorunu ben bu sorunu çözüyorum veya işte Özyalçın Grup, Paxel, işte bir iki daha işte Siberia, işte Bitayka biz bu soruna el atıyoruz, çözüyoruz gibi modeller konuşuluyor. Buna bakış açın nasıldır? Veya yani gençler de yeni nesil de bu tip işletmelere
daha fazla rağbet ediyor, çalışmak istiyor diye istatistik bilgiler var. Ve onların ürettiği ürünleri satın almak istiyor. Doğrudur. Doğru, benden başlıyorsanız doğrudur. Evet, benim iki tane evladım var. Biri 17, biri 15 yaşında. Birçok şeyi ben onlardan öğrenmeye başladım. Yani i̇şte. Hitap ederken bile yanlış. İşte bu eşitlik hakları, adalet, sosyal eşitlik, çevre hakları, hayvan hakları, kişi hakları vesaire dediğinizde yeni jenerasyon, Z kuşağı bunları biz geride kalsak bile günlük hayatta öğretiyor bize. Şimdi ben şunu söylemek isterim çünkü müsaade edersen bana son zamanlarda özel sektöre özellikle biraz antipatik olarak yaklaşanların söylediğiyle birleştirmek isterim bu sorunu. Bir kere özel sektör hayatımızın neresindedir kısmını çok iyi tanımlamak lazım. Evet, yani özel sektörü bir düşman olarak görmeden ilk önce bunu ifade etmek isterim ki sonra sosyal bir şirket nedir veya sosyal company, social company nedir kısmına değinebilirim. Tamam. Bir kere hepimizin kabul etmesi gereken şey şudur. Bugün adamızda özel sektör olmaz ise, özel şirketler olmaz ise, bunu ithalatçı, tüccar, sanayici hiç fark etmez. Şunu fark etmesi lazım halkımızın ve özel sektöre sermaye değerek antipatik yaklaşanların. Bir, özel sektör bugün bizim günlük hayatımızda sporu destekliyor. İki, biliyorsunuz federasyonlar maalesef bütçesizdir ve özel sektör yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan, özveriyle çalışan bir sürü federasyon başkanı ve yönetim kurulları var. Bunun içerisinde spor, satranç, engelliler vesaire vesaire, voleybol, şimdi gelirse aklınıza. Bir sürü. İki, kültürel aktivitelerde de karşımıza çıkıyor. Sağlıkta da çıkıyor özel sektör. Saydım spor, sosyal hizmetlerde, sağlıkta, kültürde, hepsinde özel sektör hayatımızın bir parçası. İkinci söyleyeceğim de bugün herhangi bir şekilde kazancını her ne iş yaparak kazanıyor ise, ister memuriyetten, ister özel sektörde işveren veya çalışan olarak, tükettiği ürünlerin hepsinin arkasında yine özel sektör vardır. Birileri getiriyordur giydiği tişörtü, kullandığı gözlüğü veya saati veya ayakkabıyı. Dolayısıyla özel sektörün ilk önce halkın kendi içerisinden sosyal biri olduğunu kabullenmesi lazım. Kendilerinden biridir özel sektör. Dolayısıyla saldırılacak, düşman gösterilecek birileri değildir özel sektör. Bir kere bunu söylemek isterim. Dolayısıyla evet, şirketler içinde bulunduğu topraklarda ve ekonomide kazandığı gelirlerin bir kısmıyla geri bu topluma ve devlete katkıda bulunmak zorunda mılar? Ben şahsen ailemle birlikte zorunda olduğumuza inanan kısımdayım. Dolayısıyla neler katabiliriz kısmında bir inceleme yapmamız gerektiğine inanırım. Aşama aşama gitmeye çalışıyorum Mustafa. Çünkü senin bahsettiğin social company daha ileride yine bütün bu sosyal değerlerin oturduğu noktadan sonra artık o sosyal değerlere veya oluşumlara katkı koyma aşamasına gelmiş yüksek kazanımlı şirketlerdir. Evet. Yani cüzi kazanımlarla oluşabilecek şirketler elbette değildir. Elbette. Social companies. Elbette. Anlatabildim. Yani son beş dakika var ama onu toparlayarak gidelim. Son şeye geldim. Yani bir genç çok güzel gidiyor. Aşı için $5 milyon harcayabilir ama çok ciddi bir kazancı vardır. Doğru. Dolayısıyla aşama aşama gider bu. Onu söylemek isterim. Evet, evet. Bizim boyutumuzda, bizim ada boyutumuza geldiğimizde ben kesinlikle hem STÖ'lerin sosyal sorumluluk içerisinde muhakkak içinde bulundukları topluma, devlete ve diğer spor, sanatsal ve kültürel aktivitelerde geri katkı koymak durumunda olduklarına inanan biriyim. Jenerasyonun değiştiğini söyledin. Kesinlikle değiştiğine inanırım. Bir tane örnek vermek isterim. Yanlış hatırlamıyorsam Take Action Cyprus diye pırıl pırıl 3 ya da 5 tane genç kişinin oluşturduğu bir grupçuk var. Ve bu grupçuk özellikle çevre konusunda aktif oldu. Ve
hasbelkader bir şekilde sosyal medyadan tanıştık. Hakikaten gırıl gırıl hiçbir gelir beklentisi, tek hedefleri adanın temiz olması, işte doğaya saygılı olması, hayvana saygılı olması şeklinde kendi bütçeleriyle hareket etmeye çalışan, bir katkı toparlamaya çalışan pırıl pırıl insanlar, hepsi de eğitimli, meslek sahibi çocuklar, işlerini, güçlerini bırakmış. Evet, değişmiş jenerasyon. Yani biz bunu yapar mıydık? Aklımızın ucundan bile gelmezdi. Ya top oynamaya giderdik, ya başka bir şey. Bizim yeni jenerasyon, Z kuşağının algısı, dediğim gibi tamamıyla bu değerlere önem veren bir önceliklere sahip bir değer algısı var. Dolayısıyla tercih edeceği şirketlerde de muhakkak bir insana değer veren, Yağmur'un söylediği gibi, insanın değerlerine ve motivasyonlarına önem veren şirketler çok rağbet görecek. İki, bu jenerasyonun önem verdiği işte sosyal çevre ve diğer değerleri önemseyenler ve bu jenerasyonda bu tip şirketlerde çalışacak. Buna da %100 katılırım. Biz de o oluşumun içinde olmaya çalışacağız geriden gelsek bile. Beraberik, her türlü beraberik. Harika. Yağmur Hanım, sizden de böyle bir dakikada bir ricada bulunayım. Bu konuyla ilgili katkı yapmak isterseniz, sonra da kapatacağız programımızı. Ben söylemem gereken her şeyi zaten Necat söyledi. Evet, yani dijitalleşmenin önemi kadar aslında sosyal sorumluluklarımızın öneminin de farkında olmamız lazım. Özellikle içinde bulunduğumuz zor günlerde. Zaten konuştuk işte o imece usulü Kıbrıs'ı hep biz misafirperverliği ve yardıma açık insanlarıyla tanıttık aslında. Aynen. İşte biz bunu pazarladık. Aynen. Biz, samimiyetiyle değil mi? Samimiyetiyle, imecesiyle. Tabii biz yatırımcılarımıza da emlak satmıyoruz artık. Biz onlara Kıbrıs'ta yaşamayı, Kıbrıs toplumunun o misafirperver duygusunu satıyoruz. Ve evet, bunu kendi içimizde de bir defa daha hatırlamamız lazım. Bu zor günleri bunu hatırlayarak ve beraber paylaşarak geçireceğiz çünkü. Harika. Kesinlikle. Harika. Ağzınıza sağlık. Dilekciğim, bir notun varsa hemen kapatıyoruz. Yo, şahane oldu. Çok da güzel bir sohbet oldu. Hem Necat Bey'e hem Yağmur'a çok teşekkür ederim ben öncelikle. İnanılmaz böyle samimi ve gerçek, içten ve çok böyle öz, net bilgiler aldığımızı düşünüyorum. Dilerim izleyicilerimiz de aynı şekildedir. Yani aynı duyguları paylaştığımızı düşünüyorum izleyicilerimize. Tekrar her ikinize de çok teşekkür ederim katılımınız ve destekleriniz için. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim her ikinize de. Değerli zamanınızı ayırdınız. Ne kadar yoğun tempo içerisinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Her şeyden önce bir iş insanı olarak çok iyi biliyorum. Kolay değildir. Ama çok değerli bir katkı yaptığımızı düşünüyorum ülkemize bu programla. Çok değerli bilgilerinizi paylaştınız, fikirlerinizi paylaştınız, önerilerinizi paylaştınız. Şunu da gösteriyor, daha fazla konuşmamız lazım bizim. Yani bizim iş dünyasının kendi sorunlarıyla alakalı da birbiriyle de toplumla da daha fazla konuşması lazım. Aslında ana fikir çıkaracaksak bence budur. Bu programları daha fazla belki çeşitlendirerek sizlerin de fikir önerileriyle yapmayı ben çok arzularım. Daha fazla iş dünyasını çekerek dayanışmayı, o kolektiviteyi, o kooperatif ruhunu ben hep söylüyorum, vurguluyorum. Daha fazla geliştirmemiz lazım. Bu program bana o anlamda çok şey öğretti, ilham verdi. Ben her ikinize de çok teşekkür etmek isterim. Tabii ki program partnerim, sevgili Dile'ye ve program partnerlerinden görünmeyen kahraman, sevgili Hasan Çağlar'a da yapım sürecinde çok büyük katkıları olan diğer program partnerimiz. Çok teşekkür etmek isterim ve programı kapatmak isterim. Doyamadık yani, ben iki saat daha olsa konuşuruk ama sıkmayalım izleyicilerimizi. Efendim? Yağmur, çok teşekkür ederim. Alalım. Şeyde de yapalım bunu. Clubhouse'da da yapalım bunu. Hakikaten yani Clubhouse yeni mecradır. Clubhouse'da yapalım bunu, gerçekten bunu konuşalım Yağmur Hanım. Yapalım, ayarlayalım. Yapalım bunu. Şahane olur. Ben de gençler orada. Gençler orada. Buyur Necat. Ben de teşekkür ederim Yağmur'dan. Tekrar af dilerim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca Regaip Kandili'dir bugün. Evet. Mübarek olsun derim. Ve şifa bekleyenlere şifa dilerim. Hasret çekenlere de sevdiklerine kavuşmalarını dilerim. Özellikle şifa bekleyenlere acil şifalar dilerim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Evet, Regaip Kandili'ye de mübarek olsun diyelim. Ve programımızı kapatalım.
değerli Kanal T izleyicileri, bir Beyaz Yakalılar programıyla daha yine evden yeni normal çerçevesinde sizlerle birlikte olduk. Çok değerli konuklarımız vardı. Çok güzel